Yine gayet sık kullanacağımız bir modifier'dan, bir düzenleyiciden bahsedeceğiz. Şimdi başlangıç görünümünde gittim. Sağ tarafta İngiliz anahtarını tıklıyorum. Modifier'larım buradaydı. Add modifier diyeceğim. Bu sefer kullanacak olduğumuz modifier mirror, aynalama. Tıkladığım takdirde hiçbir değişiklik görmüyorum. Şimdi bunun sebebi mirror modifier'ımız bir ee, objenin içerisindeki yapıyı aynalar Neye göre aynalayacak? Objenin genellikle herhangi bir şeyini değiştirmediğimiz takdirde burada ayarları değiştirmediğimiz takdirde objenin merkezine göre objenin kendisini aynalayacak yani bir kopyasını oluşturacak. Etraftan bakıyoruz. Küp objemiz kendi merkezinde yani küpün merkezi gerçek ağırlık merkezinde. E oraya göre de kopyasını alırsa yine küpün kendisi olacak sonuç. Tab'a bastığımız takdirde, şimdi Edit Mode'a geldik. Modifier'in etkisini hala henüz göremiyoruz. Edit moddayız. Sağ tarafta Mirror, Aynalama Modifier'ımızın ee, eksenini seçebiliyoruz. Yani 3 eksende de kopyalasın seçeneği var. Standart olarak X ekseninde kopyalasın açık geliyor. Yani şuradaki kırmızı eksende kopyalama açık geliyor. Bu takdirde Edit Mode'a geldiğim zaman Şimdi edit modda bir objenin tamamının yerini değiştirirsem objenin merkezi değişmiyordu. Objenin merkezi 0'a 0 noktasındaysa şu an küpü başka bir yere taşıdığım takdirde ve object modda geri döndüğüm takdirde o küpün merkezi yine 0'a 0 a 0, a 0 noktası olacaktı. Bu durumda A mesela bütün noktalarını seçip küpün küpü x ekseninde bir noktaya doğru hareket ettirirsem modifier'ımızın sonucu olarak küpün x ekseninde çoğaltıldığını görüyorum. Taba basacak olsam şimdi mesela object moda geri dönecek olsam bu küpler aslında tek bir küp, tek bir küpe mirror modifier, aynalama düzenleyicisi uygulanmış hali. Bunu mesela herhangi bir yere taşıyabiliriz, çevirebiliriz. Gördüğünüz gibi objenin, bu küpün merkezi burası. Mesela mirror modifier'da da yine render'da gözüksün, gözükmesin. 3D view'da gözüksün, gözükmesin seçenekleri var. 3D View'da görme dersem, bu küpümüzün ağırlık merkezi e, yani daha doğrusu bu küpümüzün merkezi burada. Kendi gerçek ağırlık merkezinde değil artık. Neden? Çünkü edit modda küpü aldım başka yana doğru taşıdım. R ile mesela çevirecek olsam bu kendi merkezine göre yani yeni merkezine göre hareket edecek şeklimiz. Başka bir yere taşısak R ile yine çevirsek başka bir noktaya göre hareket ediyor. Mirror modifier görünür hale getiriyorum. Mesela x eksisti, x ekseni. Y'de Z'de açsam, Y'de Z'de şimdi Y eksenine göre simetriğini almak ne demek? Y'ye göre e, aynalamak demek ama Y eksenine göre şöyle oturtursam Y ekseninde küpün yarısı var, pozitif Y ekseninde ve negatif Y ekseninde küpün kalan yarısı var. Kopyası oluşuyor olsa da kendi üzerine bindiği için göremiyoruz. Şimdi edit moda geri dönelim. Mesela yüzey seçimini açalım. Buradan yukarı çıkalım. Gördüğünüz gibi x ekseninde yaptığımız değişiklik kopyalanıyor. Görüyoruz ki. A ile hepsini seçelim bunun. Şöyle biraz Z'de yukarı, Y'de de biraz kenara doğru çekelim. Aksislerimizi arttıralım. X'de, Y'de, Z'de kopyalanan bir parça olsun bu dedik. Gördüğünüz gibi 3 farklı eksende de artık küpümüzü aynalıyoruz. Tabla geri edit moduna gelecek olursam mesela bir köşesini seçeyim. Nokta seçimine geldim. Bir köşesini seçtim. Buradan içeriye doğru taşıyacak olursak noktamızı üç farklı eksende kopyalandığını görüyoruz. Tamam şimdi küpümüzü hepsini seçtim. Delete dedim. Object moddayız. Shift A ile yeni bir küp ekliyorum. Mesh küp dedim. Yeni bir küp ekledik. Edit moda geleceğim. X ekseninden Değil de Y ekseninden bakalım. Yani X eksenine göre hatırlarsanız simetriğimizi alıyordu. Mirror Modifier. Ctrl R ile sol tarafa daha doğrusu şöyle. Ctrl R ile X eksenine dik olacak bir kesik attım. Sonra ESC'ye bastım ki e, tam ortalansın bu attığımız kesik. Şimdi solda kalan noktaları silmek istiyorum. Bunu yapmak için izleyebileceğimiz birkaç farklı yol var. Mesela sağ tuşu kullanarak ve daha sonra shift'e basılı tutarak buradaki 4 noktayı seçebilirim. Başka ne yaparım? Mesela numpad 5, numpad 1'e basarsam eğer tam önden göreceğiz. Buradaki noktalarmış mesela. Ee, B ile box select yapabiliyorduk. A'ya basayım öncelikle noktaların seçimi gitsin. B ile box veya border select bir çerçeve içerisine seçebiliyorduk. Bunu yaparken unutmamamız gereken bir şey. Arka noktaları standart halinde seçmez. Arka noktaları seçmek istiyorsak ya birinci seçeneğimiz limit selection to visible'ı açacağız. Seçtiğimiz takdirde görmediğimiz noktaları da seçsin diye. Bir başka seçenekte eğer bunu açmak istemiyorsak A'ya bastım seçimi iptal edelim. Z'ye basıp wireframe moduna geçersek seçtiğimiz takdirde arkadaki noktaları da seçecektir. X'e basalım. Delete silme ayarı çıkıyor ve edit modda bir şey siliyoruz. Şu an objenin kendisini değil de objenin bir parçasını sileceğiz. Objenin nesini silmek istiyorum? Vertices mesela. Noktalarını. Zaten noktalarını seçmiştik. Oraya dahil olan noktalarını silmiş oldum objenin. Z'ye basacak olursam solid görünüme geçtim. Katı cisim görünümü. Objemizin artık içini görüyoruz. Normalde bir render aldığımız takdirde bu şekilde iç yüzeyleri her zaman görmeyi tercih etmeyebiliriz. Çünkü kullandığımız render özelliğine göre belki de iç yüzeyleri boyamıyor olacağız. Tamam iç yüzeyini görüyoruz şimdilik ama bir modifier kullanacağımız için böyle tam ortadan kestik küpümüzü. Mirror modifier kullanacağız. Mirror modifier'ı kullandığımız takdirde gördüğünüz gibi şu an küpümüzü tam kestiğimiz yarıdan, kamp kestiğimiz eksenden aynaladığımız için ne oluyor? Küpümüzün öbür yarısını da tamamlamış olduk. Simetrik bir şeyler modelleyeceksek mirror modifier ile genelde bu şekilde bir yol izleriz. Yani obje diyelim ki bir şeyden bir şekilden başlamamız gerekiyor. Küpten başlıyoruz. Küpü x ekseninde kesip tek bir yarısını alıyoruz. Sonra da üzerine mirror modifier kullanıyoruz ki mesela küpü bir taraftan biz modelleyelim. Öbür tarafını modellemeye gerek kalmasın. Zaten simetrik bir şeyler yapacaksak. Burada fark edeceğimiz ilk nokta, diyelim ki şu noktayı seçtik, şöyle taşıyoruz. Yanlışlıkla şeklimizin içini görecek şekilde yarabiliriz. Bu pek yapmak istediğimiz bir şey değil. Yani üç boyutlu objeler genellikle surface mesh, yani yüzey e, şekillerinden yüzeylerden oluşur. Biz objenin dış yüzeyini modelleriz. O yüzden obje'nin içerisine açılan ufak aralıklar bırakmak pek akıllıca olmayabilir. Ctrl Z ile geri alacağım. Ve eğer bu şekilde objeyi kesip de mirror modifier kullanıyorsak ayarlardan clipping'i açmak isteyebiliriz. Clipping ne yapar? Clipping objenin içini yarmanıza engeller mesela. Şu an kırmızı eksende taşımaya çalışıyor olmama rağmen buradaki noktayı yerinden edemiyorum. Diyelim buradaki noktayı Buraya çok taşıdık, çok yaklaştırdık. Bunu da yine uzaklaştıramaya başladım şimdi. Simetri eksenine göre çok yaklaşan noktaların hareket etmesini engelleyen bir özellik buradaki clipping. Ve hani eğer bu yolla bir modelleme yapıyorsak kullanabileceğimiz bir özellik. Mesela diyelim ki şu an başka şeyler yapalım. Ne yapalım? Bunun üzerine add modifier deyip subdivision surface ekleyelim. Şimdi subdivision surface. Şimdi iki tane modifier'ımız var. Hatırlayacağınız üzere birini daha üstte birini daha alta taşıyabiliyorduk. Subsurface'ımızın sayısını mesela 4'e çıkartalım. Şimdi bunu üstte alalım. Tamam mirror üstte mi olsa subsurface üstte mi olsa çok fazla değişmediğini görüyoruz. Yani bu, bu ikilinin sıralaması her zaman için çok etkileyici olmayabilir. Tamam şimdi e, Ctrl R ile mesela bir loop kat ekledim aşağıya doğru kaydırdım diyelim genişletip daraltabiliyorduk hatırlarsanız S'ye bastıktan sonra mesela X'e veya Y'ye Z'ye basarak tek bir eksene de hareketimizi kısıtlayabiliyorduk Ctrl R ile mesela yeni bir loop kat attık S Y dedik bu sefer Y ekseninde e, daralttık Ctrl R ile mesela yukarıya doğru yeni loop katlar verebiliriz veya noktaları seçip, ola da Proportional Editing'e geçip yine farklı bir şekil verebiliriz modelimize. Mesela ne yapıyorum? Bir noktayı seçip G ile düzenliyorum, yerini değiştiriyorum. Şimdi mesela şurada tam kesiğin olduğu yerde bir ne görüyoruz? Birazcık aşağı doğru kaydığı için o, o nokta bir değişiklik görüyoruz. Mirror Modifier'ı yukarı alırsam o gitti mesela. Şu an mesela modifier'larımızın, buradaki düzenleyicilerimizin sıralaması şu an biraz daha etkili. Gördüğünüz gibi subsurface'ı önce yapıp mirror'ı sonra yaparsa ne oluyor? Şimdi objemiz var. Şuradan gözleri kapatalım. Kenarları yuvarlıyoruz. Yuvarlanmış haliyle de öbür tarafını yapıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi şu iki taraf birbirine yapışmış oluyor. Ama sıralamayı değiştirirsek eğer, yani ne yaparsak? Objemizi tamamladık öbür yarısını. Ondan sonra yuvarlarsak daha farklı bir sonuç alıyoruz. Bu mesela şu ikisi arasındaki fark. Modifier'lerin uygulanışındaki sıralamanın bir değişikliğe sebep olmasını en çok göz, ya da şey en temel farklarından bir tanesi. Bu tarz farklılıklar olacak. Yani eğer sıralamayı farklı şekillerde kullanırsak, hani biri veya diğeri doğrudur, yanlıştır şeklinde değil de, ondan ziyade bir tanesi bizim ulaşmak istediğimiz şekle daha yakın olabilir. Bu tarz bir fark bu. Taba bastık mesela diyelim. Yüzey seçimine geldik. Üst yüzeyi seçtik. I'la inset ettik. E ile mesela extrude ettik diyelim. Buradaki yüzeyler biraz çapraşık oldu. Mesela eğer anlamsız renkler görüyorsak solid modda bilin ki iç yüzeyleri görmeye başlamışızdır. Taba bastım. Nokta seçim moduna geliyorum. Burada gördüğünüz gibi bir çarpı şekli oluşmuş bunu. G ile mesela Proportional Editing'den çıkmam lazım önce. O'yu kapattım. O'ya basarak G ile mesela bunu bir kısmını dışarı alacağım. Şuradaki yüzeyi de biraz dışarı alacağım. Gördüğünüz gibi şimdi garip renkleri düzeltmiş olduk. Garip renkler oluyorsa eğer böyle hani birden çok ani bir koyuya geçme değişimi oluyorsa bilin ki objenin içini görmeye başlamışızdır. Bu durumda hani noktaları düzenlememiz vesaire gerekebilir.